Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Katliamlar son bulana kadar İsrail üzerinde baskı kurmaya devam edeceklerini söyledi. Ekonomideki yol haritasına sağlık kalacaklarının altını çizen Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz dedi. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz. İsrail'e karşı ticari baskı konusunda kararlılık mesajı verdi. Katliamlar son bulana kadar devam dedi. Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateş kese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın uygulanma sürecinde de iş dünyamızda iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuştu. Döviz kuru üzerinden algı oluşturmak isteyenlere seslendi. Karamsar senaryolar gerçekleşmedi dedi. 1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak diye akla ziyan bir sürü senaryo yazdılar. Hatta insanları dolar, avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Peki ne oldu? Çizdikleri karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Türk ekonomisi rayında ilerlemeye devam etti. Ekonomideki yol haritasına sadık kalacaklarının altını çizen Erdoğan, dezenflasyon için yılın ikinci yarısını işaret etti ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirmek suretiyle milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Kararlıyız, sabırlıyız ve asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Aylık enflasyon hedeflerimiz doğrultusunda yavaşlamaya devam ediyoruz. Yıllık bazda ise enflasyonun Mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşmasını ardından hızlı bir düşüşe geçmesini bekliyoruz. Böylece yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Başkan Erdoğan, ihracat bedellerinde de döviz satışı zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi. İhracat bedellerinin en az yüzde kırkının Merkez Bankası'na satılması kuralına ek olarak uygulanan yüzde otuzluk döviz satışı zorunluluğunu kaldırdık.